Ses Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bir Bizim Kuşak programıyla daha karşınızdayız. Bugün farklı yetenekleri sizlere aktarmaya devam ediyorum. Bugün yaptıkları işten çok keyif alan ve insanları eğlendiren iki konuğum var. Sevgili İhsan ve sevgili Yusuf. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, teşekkürler. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben İhsan Canatez, Ege Üniversitesi Reklamcılık Fakültesi'nde okuyorum. İkinci sınıfım. Ve karikatür çiziyoruz. O yüzden buradayız evet, bugün de. Evet, bugünkü amacımız karikatür. Aynen. Sen Yusuf tanıtır mısın? Ben de Yusuf Adem Akkaya, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. İkinci sınıfım. Yaklaşık iki sene önce birlikte arkadaşlarla karikatür işine kendimizi geliştirmek adına bir adımlar attık. Böyle devam ediyoruz, zevk alıyoruz yaptığımız işten. Evet. Şimdi bugün bulunma amacımız burada karikatür. Evet. Siz de zaten birer Ekamit üyesisiniz. Evet. Ekamit'i daha önce zaten ilk programlarında konuk etmiştim. Ama bugün asıl zaten karikatür ve mizah topluluğu. Yani siz de karikatür çiziyorsunuz. Evet. Ve mizah üzerine de konuşmalar yapacağız bugün. İlk sorumla başlayalım o zaman. Kaç yaşında başladınız? En başa dönersek. Şöyle söyleyeyim ben. Hani böyle insanlar küçükken böyle derse sıkılınca kitapların kenarlarına böyle küçük küçük karakterler çizerler, karikatürler çizerler. Herkes yapmıştır bunu. Ben derslerde daha fazla sıkılmışım ki daha fazla şey çizmişim. Kendim gelişime fırsatı olmuş. Yani bu küçüklükten başlayan bir şey aslında. Sonrasında liseye başlayınca biraz da merak oldu karikatür dergileri alma konusunda. Sonrasında geliştirmek için internetten videolar izleyip yani lisede başladım diyebilirim ama yani buraya gelişimle beraber, Ege Üniversitesi'ne gelişimle beraber Ekamit'le tanıştıktan sonra da ilerledi bu karikatür. Yani aslında bu soruna gelecek olursak küçüklükten başlayan bir şey. Şöyle bir şey var aslında. Şimdi ilkokulda hani resim derslerinde hep böyle bir bütün sınıfın resim ödevlerini yapan bir insan vardır. Bir öğrenci vardı. O sendin. O ben. İşte iki konu burada bulunma amacı en başında burada başlıyorsun. Keşke aynı sınıfta olsaydık da hani pay etseydik bari. Aynen. 40 kişiyi çizmiştim ya. Ben de mesela sınıfta resim ödevlerini yaptıran biriydim. Ve hani şansım şu yönde oldu. Yanımdaki arkadaş sınıfın en iyi çizeniydi o da. O da bütün ödevleri böyle tek bir ricayla yaptırabiliyorsun. Sen nasıl başladın? Ben zaten resme, çizim yapmaya, renklere hayranlık duyuyordum küçüklükten beri. Yani sanırım 5-6 yaşında. Böyle resim konusunda, ana sınıfında çizim konularında, boyama konularında hep sivrilen taraf. Böyle hep göz önünde bulunan öğrenci olarak devam ediyordum. Daha sonra işte lisede falan anime çizmek daha çok hoşuma gidiyordu. Bir yerden böyle Marvel kahramanlarına bir hayranlığım var. Onlara bakarak çizmek ve onları boyamak çok hoşuma gidiyordu. Ama gel gelelim karikatürle tanışmam üniversitede oldu. Asıl yani profesyonel evet, olarak. Aynen. Anime çizerek kendimi tanıttım Ekamit grubumuza. Oradan değişik arkadaşlarla tanışarak karikatürde kendimizi geliştirdik ve çok sevdik. Mizah anlayışımızla ileri seviye gelişmiş oldu. Karikatürde birebir olan insanlar genellikle öyle oluyorlar. Çok mutluyuz yaptığımız işte. Bu şekilde gelişti karikatürle tanışmak. İkinizin de yani çocukluktan başlayan bir aşk gibi bir şey. Aynen. Şimdi çizmek, karikatür çizmek, yeni bir şeyler üretmek nasıl bir duygu sizce? Hani çizmek veya karikatür yapmayı nasıl tanımlıyorsunuz siz? Yani karikatür çizmek gerçekten hani zaten her çizerin istediği şudur. Hani karikatür çizdikten sonraki tepkiyi görmek. Yani atıyorum biz bir karikatür çiziyoruz, paylaşıyoruz bunu. Gerek üniversitemizde gerek sosyal medya üzerinden olsun. Hani gelen küçücük böyle gülümseme bile bizi çok mutlu ediyor. Evet. Ve bütün o uğraşlara değmiş diyorsunuz. Çok güzel bir şey benim açımdan yani. Ki her çizerin açısından çok güzel bir şeydir evet, şimdi bu. Şimdi mesela sunucuların, spikerlerin hani alkışı aslında onun tebriğidir. Hani motive amacıdır. Sizin de demek ki hani aynen sosyal öyle medyadan olsun veya ne kadar okunduğu. Bir gülümseme. Ve bir gülümseme. Şöyle bir şey de var. Bunun tam tersi. Yusuf da bilir onu. Hani bir karikatür yaparsanız, bir espri yaparsanız size çok komik gelen bir şey. Hani anlaşılmaz veya biz anlatamayız kendimizi. Bir onu anlatmak vardır ya hani ben bunu böyle yaptım oradan oraya geliyor falan. O çok kötü bir şeydir yani. Espriyi tekrarlarsınız orada yazan şey. Hani bu böyle diyor ya. Bir de yüzüne bakarsın. Ona da gülünmez ama. Aynen. Bunlar çok zorlu bir zanaat değil aynen mi? Bizim mesleğimizin zor yanları diyebiliriz. Sabır isteyen anlatalım de bir iş aslında. Tabii. Yani hani direkt böyle hani bir saat içinde çizeyim hemen bunu oluşturayım aynen gibi bir şey olmuyor. Bunun bir fikir süreci var. Ondan sonra çizim. En zorlandığımız kısım o zaten. Aynen. Fikir kısmı. Ne komik gelir insanlara? İlk önce bir tespit oluyor. Mesela
üniversitede hangi olaylardan, hangi olayların üzerine giderek öğrencileri güldürebiliriz? Ya da o bir espri patlatmamız lazım ki öğrencilerin yüzünde bir gülümseme oluşsun. O fikir, öncelikle biz güncel olaylardan gitmeye çalışıyoruz ki çok böyle eskilerde kalanlar akıllarından silinmiş oluyor genelde. Güncel olaylardan bir şeyler buluyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz birbirimize, beyin fırtınası yapıyoruz. Yani bazen çok saçma şeyler çıkabiliyor. Ama o gerçekten de espriler o saçma şeylerden çıkıyor. Yani küçücük bir şeyle büyük etkiliyor aslında. Aynen. Öyle. Peki karikatüre bir iğneleme sanatı denebilir mi? Çünkü hani mizah ya toplumda, hele bizim toplumumuzda hani büyük etkisi olan bir şeydir. Ve hani bu mizahla da hani birçok şey etki edilebiliyor. Hani insanları böyle iğneleyebiliyorsunuz veya işte nasıl diyeyim, böyle eleştirebiliyorsunuz. Yani. Toplumu birçok şekilde etki edebiliyorsunuz yani. Yani zaten karikatürün çıkma sebeplerinden birisi, yani karikatür varsa sorun vardır. Yani karikatür, en iyi espriler zaten bir sorundan çıkar. Evet. Ki zaten hani bizim ülkemizde malzeme açısından her türlü insan, hani sürekli gelişen bir gündem, değişen bir gündem var. Malzeme çok yani o açıdan. Dediğin gibi karikatür genelde iğneleme sanatı olarak kullanılmıştır ve bundan sonra da gerçekten kullanılır bundan sonra da diyeyim. Sen ne dersin bu konuda? Şimdi, şöyle bir şey de var aslında. Şimdi Karadeniz'e gittiğim zaman dediğin gibi toplumumuzda hani büyük bir etkisi var bunun. Karadeniz'e gittiğim zaman mesela tahtadan bir yangın merdiveni görebiliyoruz. Hani bu anlamda bizim toplumumuz zaten böyle bir mizah anlayışı çok gelişmiş bir durumda. Yani kesinlikle her şeyden bir cenazeden bile hani oluyor. Hani espri çıkartabiliyor hani. Yalnız şöyle bir durum var oraya geldiğimizde. Atıyorum, o tahtadan bir yangın merdiveni karikatür çizerseniz bu size komik gelmez. Çünkü insanın hani bu zaten var. Karikatür aslında biraz da hani herkesin bildiği ama göremediği şey çizmektir. Yani eğer güldürebileceğimiz bir karikatür. Ayrıntı gibi. Aynen, ayrıntı gibi olarak düşünülebilir yani. Peki fikirler nasıl ortaya çıkıyor? Yani güncel gibi, olaylar dedin. Güncel, özellikle yani öncelikle biz güncel olaylara bakıyoruz. Çünkü onun güncel olaylarda güldürmek daha kolay oluyor. Şimdi bir şey çıkartıyoruz ortaya. Diyoruz ki mesela bu konu hakkında çizeceğiz. Bu konu hakkında bir espri bulacağız diyoruz. Arkadaşlarla birleşip neler olabilir diyoruz. Biri söylüyor, biri başka bir şey söylüyor, biri başka bir şey söylüyor. Ama yani daha demin de söylediğim gibi gerçekten çok çok saçma şeyler. Yani akıl almayacak saçma şeyler çıkabiliyor. Ama buna sadece siz mi gülüyorsunuz? Ya o ortamda çok gülüyoruz. Evet. Ama işte o saçma şeylerden biraz düzelterek onların, hani bu şuradan bir şey alıp oraya bir şey ekleyerek çok daha güzel espriler ortaya çıkabiliyor. Zaten dediğim gibi işin zor kısmı fikir üretmek. Evet. Çizim kolay kısmı, artık kolay kısmı olarak görüyoruz biz onu. Çok basit çizimi halledip bazı arkadaşlarımız şöyle yapıyor. Fikir bulamıyor, çizim yapıyor. Çizimin üzerine bir şey düşünelim. Peki bu doğru olan mı yani? Hani doğrusu yanlış olmaz ama hani mesela çıkmaya da bilir onlar. Kendini nasıl rahat hissedersen o an öyle oluyor. Evet. Mesela bir tane karikatür yetiştirmen gerekiyor bir yere. Çok az zamanın vardır. Evet. Fikir genelde uzun zaman alan kısım. Çizimi yapıyor. Mesela o anda ne istiyor? Bir şey kafasına geliyor. Çizimi yapıyor. Üstüne espriyi konduruyor. Yani şöyle bir şey var mesela, biz genelde ekometimize faydalarından birisi de beyin fırtınası yapabilme ekibimiz olması. Buradan Emre Gündaş'a da selamlarımızı gönderelim. Evet, Emre Gündaş mesela, genelde onunla toplantılar yaparız. Yusuf, ben, Emre Gündaş. Bir fikir, bir konu belirleriz. Emre çok absürt bir tarafa çeker konuyu. En saçma konu şeyler ondan çıkar zaten. Evet. Sonra biz biraz da hani son noktayı koyarız falan. Biz daha gerçekçi yaklaşıyoruz o şeyleri, konulara, esprilere. Ama Emre mesela oraya çekmeseydi biz belki o yönden bakamayacaktık. Yani oraya çekemeyecektik. Bu böyle beyin fırtınası. Yani herkes kendi açılarından bakıyor ve aynen, çeşitli espriler ortaya önemli çıkıyor. Olan da o. Yani hepimiz aynı düşünürsek öyle şeyler çıkmaz yani. Zaten. Güzel şeyler çıkmaz. Evet. Herkesin farklı açıdan bakması gerekiyor. Peki, daha güzel şeyler çıkıyor. Biraz da Ekamit'ten konuşmak istiyorum. Şimdi Ekamit karikatür ve mizah. Biz zaten ağırladığımızda sevgili Yusuf ve Ayüce'yi mizah festivali için ağırlamıştık. Yani hani biraz karikatür olarak değil, mizah festivaline kimler gelecek olarak konuşmuştuk. Ekamit'teki karikatürcüler bir ekip, yani kaç kişi, kimlerden oluşuyor, neler yapıyor? Şu anda Maytap dergisi var biliyorsunuz. Evet. Üniversitemiz bünyesine çıkan tek karikatür mizah dergisi. Şu an onunla ilgili bir çalışmalarımız var. Belli bir kemik kadromuz var.
Şöyle söyleyeyim, mesela sadece biz MyTap'a yoğunlaşmıyoruz üniversitemizde. Örnek vermek gerekirse İktisadiye ve İdari Bilimler Fakültesinden en son bir istek geldi karikatür üzerine. Evet. Sonra Hemşirelik Fakültesine dersler veriyoruz. Gerçekten orada büyük bir çoğunluk var ve hepsi de çok meraklı. Ve hepsi de gerçekten çok yetenekli. Evet. Sonra İletişim Fakültesi ile beraber bir çalışmalarımız var. Sonra LÖSEV, sen de bilirsin ki çizim günlerini düzenliyoruz LÖSEV için. Evet. Bornova Belediyesi ile beraber çok çalışıyoruz. Hani sadece bir alana yoğunlaşmıyoruz yani. Şöyle söylemek gerekirse bu işin bize kattığı birkaç güzellikten birisi de mesela söylediğimiz gibi Emre Yusuf ben biraz daha ticari boyutta taşıyabildik bunu. Mesela küçük parktaki kafelerden başladık. Oradaki kafelere karikatür konseptli menüler yapıyoruz. Hı hı. Öyle de söyleyebiliriz. Bu da aslında zaten küçük park öğrenci cenneti. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Öğrenciler çekmek için de güzel bir fikir. Bizim için de eğlenceli oluyor zaten. Aha. Ama ben bildiğim kadarıyla bayağı da uğraştırıyor. Evet, o da birisine göre değişiyor. Aynen. En son bayağı ne kadar uğraşmıştınız bir kafe için? Ya en son... İnsan çok uğraştı. Garibim ya. Gerisini bize kattı. Şöyle bir şey söyleyeyim sevgili izleyenler. İhsan, sevgili İhsan benim kuzenim oluyor. Evet. Yani o yönden de neler yapıyor, ne kadar uğraşıyor. Az çok bilgi sahibiyim. Ki ben de Samet'in ne kadar uğraştığını biliyorum. Evet, teşekkürler. Karşılıklı paslaşmalar oluyor burada. Bunu evde konuşmadık şu an. Ben yabancı kaldım. Cidden zor bir iş aslında yani. Hani nedir, neler yapıyorlar? Gerçekten oturuyor bazen. Hani saatlerce başından kalkmıyor. Ki tasarımlarında da öyle. Ya çok zor bir iş sizin yaptığınız. Zor ama dediğimiz gibi eğlenceli. Sonunda güzel yani. Evet, meyvesini alınca insanlar eğleniyor. Peki neler çiziyorsunuz? Yusuf, neler çiziyoruz? Neler çiziyorsun? Yani testler olarak bunu yapıyorsun, olarak, neler yapıyorsun? Yani önceden ben bunu hobi olarak yapıyordum aslında. Yani hobi olarak çizmek hem kendini geliştirmek adına hem de yani nasıl desem ruhunu besliyor mu diyeyim öyle. Yani çünkü seviyorsun yaptığın işi, çizim yapmayı seviyorsun. Evet. Sonra işte dediğim gibi Ekamit'le tanıştıktan sonra bir süre sonra işte İhsan, ben, Emre bunu ticari anlamda yapmaya başladık. Bu arada yaptığınız tasarımlar da ekrana düşüyor. Hı hı. İhsan bunlar galiba senin. Evet. Bu Genç Vizyon. Evet, Genç Vizyon, YouTube Style yani bir programı yaptığımız. İçinde yapılan bir tasarımdı. Apartman sohbetleri önemli. Aynen, İlker Gümüşoğlu'nun internet projesi. Bir önceki tasarıma gelebilirsek. Apartman sohbetleri şu anda internet üzerinden çok izlenen ünlülerle röportaj yapılan bir proje. Evet. Ve İlker Gümüşoğlu Ege Üniversitesi Bir Radyo'nun bir etkinliğine geldiğinde beraber tanışma fırsatı olduk. Yani güzel bir çalışma oldu şu anda gördüğümüz gibi. Logosunu da yapmış olduk. Evet, hala kullanıyor. Hala kullanılan bir logo, aynen. Bildiğimiz kadarıyla. Evet. Mesela Yusuf'un sorusuna gelelim, sana sorduğun soruya. Mesela şu anda bizim belli bir karakterimiz var. Onun üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Evet. Hatta programdan sonra da buluşup onun üzerine bir beyin fırtınası yapacağız. Ege ile Eylül. Aslında burada nedir bu? Ege Üniversitesi'nden yani Ege bir karakter ve Eylül de bir kız karakter. Ege erkek karakter. Eylül 9 Eylül'e bir gönderme yaptığımız bir karakter. İkisinin aşkını anlatıyor. Tabii bu ilk karikatürümüzü çizdik ve gerçekten çok iyi tepkiler aldık. Ve onun devam ettirme aşamasına girdik. Sonrasında Yaşar diye bir karakter girecek devreye. Burada üniversiteleri paslıyoruz birbirine. Eko da var. Eko da var mesela, ekonomi üniversitesi. Bizim Ege'nin ev arkadaşı. Onun üzerinden bir projemiz var yani. Onu da söylemiş olalım aslında burada. Aslında eğlenceli, çok eğlenceli bir şey. Yani güzel şeyler gelecek. Evet, aklımızda güzel şeyler var. Peki şimdi sen de istiyorsan yavaştan hazırlan. Çünkü bir karikatür atölyesi yapacağız. Yusuf bize bir çizim dersi gösterecek anlatarak. Tamam. Yavaştan başlayalım ona da. Peki nasıl öğrenilir bunu? Mesela ben de şu an sadece Gene Ali çizebiliyorum ben. Hani bundan... Hepimiz öyle başladık. Aynen, hepimiz evet. Öyle başladık. Ama ben biraz geç kaldım işte. Siz bunu çocukken yapmaya başladınız. Şöyle söyleyeyim. Şu anda biz aslında karikatür çizerken de çöp adam çizerek başlıyoruz. Hı hı. Aslında anatomiyi çizmeden önce bir çöp adam adam çiziyoruz. Ondan sonrasında anatomiyi yerleştiriyoruz. Sonrasında karikatürümüzü çizmeye başlıyoruz. Hani dediğim gibi elinizin tamamen buna alışması lazım. Yani yaşınızın kaç olması fark etmez bence. Evet. Bu tamamen el alışkanlığı diyebilirim. Yani bir defter tutun kendinize. Sonra atıyorum 5 sayfa yuvarlak çizin. 5 sayfa dikdörtgen çizin. 5 sayfa üçgen çizin. Yani elinizi alıştırın derim ben başlayacak olanlara tavsiye olarak. Yani şu an benim elimde şu an bir kağıt var mesela. Sen şimdiden başlasam ya. Geç kaldım. Peki bizzat dergilerinin Türkiye'deki yerine gelecek olursak. Siz MyTap'ı çıkartıyorsunuz. Üçüncü sayı bildiğim kadarıyla. Evet. Üçüncü sayı çıkartacaksınız. Hani şu an Türkiye'de ne kadar okunuyor, neler yapılıyor? Hani sen takip ediyor musun?
Ben takip ediyorum. Yani aslında herkesin yani büyük 3 tane karikatür dergisi vardır. İçinden bir tanesini takip eder sürekli. Benim de içinden bir tane takip ettiğim var. Tabii Maytap o da. Maytap. dediğim gibi hani aslında onların bize çok katkıları oldu. Yani özendirici açıdan belki buraya gelmemizdeki en büyük noktalardan birisi evet. de çizerlerin etkisidir. Türkiye'de karikatür ve mizahın yerine sen de söylediğin gibi çok önemli bir yeri var. Uh-huh. Ve burada da mizah dergilerinin payı çok önemli. Ve bu zaten şu andan itibaren değil, geçmişten gelen bir şeydir bu. Hani diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman hiç kağıt yokken bile karikatür dergisi, yani kağıt bulmakta zorlanırken bile karikatür dergisi çıkarmış bir milletiz ve evet. onu almış bir milletiz. Dediğim gibi o kültür var ve bundan sonra da devam eder umarım. Evet, bu arada Yusuf başladı mı? Başladı galiba. Uh-huh. Yusuf'un da neler yaptığını görebilirsek iyi olur. Peki, evet. Şu an ne yapıyorsun Yusuf? Şu an bizi çiziyorum. Çizim tableti üzerinden yapıyorsun bunu. Evet. Bir tableti gösterebilirsek iyi olur aslında. Grafik merak tablet. Eden ve yapmak isteyen arkadaşlarımız için grafik tablet bunun üzerinden evet. çizimler yapıyorsunuz. Aynen. Normalde ama elle yapanlar için neler tavsiye edersiniz? Şöyle bir şey var. Zaten biz sen devam et istersen ya ben sen söyleyeyim. Ya ben öyle yapıyorum. Şu an o şekilde göstermesi zor olacak diye bu şekilde evet. yapıyorum. Öyle daha rahat oluyor aslında. Elle çizmeye alışkın olan insanlar için söylüyorum. Kağıdın üzerine yine burada yaptığım gibi yine eskisi halinde karalama şeklinde yapıyoruz. Sonra da o çizgileri daha belirgin hale getirip fotoğrafını çekip programa atıyoruz. Eskiz dediğimiz bu arada karalama. Karalama. Aynen. Neler çıkabileceğini görme hı-hı. aslında. Hı-hı. Sonra da programdan renklendiriyoruz. Hı-hı. Yani tablet yoksa da mesela İhsan öyle yapıyordu. Aynen. Aynen. Elle çiziyordun ya da neyle çiziyordun? Şöyle bir şey var mesela. Tablet olmayanlara, biz de eskiden mesela tablet yokken öyle yapardık, elle çizerdik, evet. fotoğraf makinesiyle fotoğrafını çekerdik, programı atardık, orada bir özellik var, oradan keskinleştirirdik, sonra hı-hı. renklendirmesini yapardık. Yani imkanları bayağı zorladık. Evet, yani. Bayağı zorladık, karikatür uğruna. Aynen. Yani elle çizenler için de bir yol var. Hani tabii ki, tablet daha mı pratik olmuyor? Aynen, renklendirme aynen. açısından tablette çizim daha pratik oluyor. Evet, hı-hı. ilginç. Peki takip ettiğin karikatüristler diyorduk. Evet, benim Umut Sarıkaya var, sevdiğim olarak. Evet. Sevdiğim olarak. Yiğit Özgür var. Yiğit Özgür. Erdil Yaşaroğlu var. Onlar da zaten Selçuk Erdil. Artık bayağı aynen, bilinen. Mesela Erdil Yaşaroğlu'nu. Herkes bilir. Artık birazdan medyatik evet. karikatüristlerden ya bahsediyor. Erdil Yaşaroğlu artık şey de diyebiliriz ona. Hani Yılmaz Vural gibi. Karikatür dünyasında Yılmaz Vural. Aynen öyle. O kadar biliniyor artık. Senin Yusuf var mı? Bu arada kulağın bizde olsun. Seninle de sohbet edelim. Yiğit Özgür'e bayılıyorum ya. Esprileri benden oluyor yani. Evet. Çok gülüyorum onun esprilerine ya. Ama onun gibi olmaya çalışıyorum mu diyeyim. Öyle diyeyim. Evet, İnşallah olursunuz. Daha zaten yolun başı yani. Hani çok da güzel gidiyorsunuz. Teşekkür. Umut Sarıkaya'ya olan hayran biliyorum ben senin. Hatta kitaplarını da okuyorsun. Hatta aynen. kendisi şu an ayrı bir dergi de çıkarttı. Aynen. Umut Sarıkaya'ya geldiğimiz zaman şöyle bir şey var. Her zaman hani sana söylerim bunu. Mesela şu an Türkiye'de en komik diyebildiğimiz herkesin sevdiği, güldüğü Cem Yılmaz'ın bile beraber paslaştığı bir karikatürist. Tespit mizahı üzerinde çok evet. iyi tespitleri var, karikatürleri var. Dediğim gibi zaten sen de söyledim bunu. Tespit mizahı her zaman tutar. Evet. Umut Sarıkaya da bunu Türkiye'de en iyi yapan karikatüristlerden birisidir. Çok gülerim. Mizah yazılarına ne diyorsun peki? Mizah yazılarına şu açıdan bakmak lazım. Karikatür dergisi aldığımız zaman sadece karikatür olarak bakmamak lazım. Çünkü orada gerçekten çok iyi mizahi yazılar var. Ve hatta oradaki yazarlar ayrıca kitapları da var. Buradan meraklarına duyurulur. Hani bir kere okuduysanız eğer ikinci sayıyı gidip alıyorsunuz yani. Hani çok uzun diye yani okunmazlık vardır ya bizde. Ben de başlarda öyleydim. Ama ondan sonra gerçekten çok böyle kendi kendime kahkaha atarım. Hatta kahkahalarım senin odana bile evet. gelir. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hani sürekli karikatür üzerinden konuşuyoruz. Biraz genel olarak baktığımızda hani Türkiye'deki karikatürler, karikatüristler veya Türkiye'nin karikatüre bakış açısı oldukça gelişmiş durumda. Evet. Hani ben kendi bakış açımdan baktığımda bunu görüyorum açıkçası. Hani diğer ülkelerle kıyasladığımda da ortaya bu çıkıyor. Mesela Erdil Yaşaroğlu yani yaptığı çizimle Guinness Rekorlar kitabına girdi. Hani dünyaya adını duyurdu. Evet. Şu an hani Guinness'te bir Türk'ün adı var. Evet. Yani o açıdan baktığımızda Türkiye'yi nasıl görüyorsun sen? Ben de sana katılıyorum. Karikatüristler gerçekten Türkiye'de çok iyi işler yapıyor ve dünyada da kendimizi duyuruyoruz bu konuda.
ve Erdil Eşoğlu'nun gerçekten kendisinde büyük bir başarısı var. Hatta bu Ekamit'in festivaline en son geldiğinde çok oturup muhabbet etme şansımız da oldu. Yani başta o karikatür çizerken helikopter falan indirdiler demişti. Hani ben dedim o yok artık falan. Ondan sonra çizmeye başladığım zaman helikopteri mecbur çıkmak zorunda kaldık. 12 kere inip çıktık falan dedi. O da ilginç bir ayrıntıydı gerçekten. Hani dediğimiz gibi amatör çizerlere destek olma açısından o büyük çizerlerin katkısı çok büyük. Evet. Bu arada Yusuf sen ne durumdasın şu an? Şekilleniyor biraz daha galiba. Evet. Karalama gitgide daha fazla. Orada bir damacanam görüyorum ben. Evet, suyun bitmesine burada şey yapıyor, gönderme yapan bir insan. Şu i̇şte an böyle ne yapıyorsun? Biraz böyle teknik olarak da anlatırsan. İşte karalama yöntemiyle ilk önce bir anatomiyi çiziyorum. Ne kadar çok karalarsak o kadar çok yani beğendiğimiz çizginin üzerinden gideceğim birazdan. Daha net bir çizgilerle üzerinden geçeceğim. O zaman daha net olacak karikatür. Ama önce ilk aşama olarak yani karalama. Bu eskiz oluyor. Evet. Bunun üzerinden gidip daha net bir çizim ortaya çıkacak. Onu da birazdan oraya geldiğimde söyleyeceğim. Peki mesela bu gölgelendirme hani mesela çok önemli diyebiliyorum. Hani ne kadar yapamasam da gölgelendirmenin inandırıcılığı açısından çok önemli. Evet, gerçeklik payı katması açısından önemli çizime, gölgelendirme. Çizimi canlandıran şey zaten yani, gölgelendirme. Ve zordur gölgelendirme yapmak. Belli bir ışık belirlemek lazım. Belli bir ışık açısı belirlemek lazım. Onun üzerinden gitmek lazım gölgelendirme yaparken. Benim mesela çizim yaparken şöyle bir sıkıntım oluyordu. Hani omuzlara gelince o kadar şekilsiz böyle bir şey yapıyorduk ki artık hani bir şey diyorum hani ona. İsim bile veremiyorum. Bir şey oluyordu. Şöyle hiç bir şey yapamıyordum. Var. Omuz, el çizmek zordur. Hatta şöyle bir şey var. Genel olarak konuşmak gerekirse karikatürde kadın çizmek çok zordur. Evet. Evet, özellikle ben çok zorlanıyorum. Yani büyük çizerler bile zorlanırlar yani. Karikatürde çizerken, kadın çizerken. Evet. Yani erkek daha kolay. Erkek daha kolay yani belli bir vücut hattı olduğu için kadın biraz daha ince çizgi istiyor. O yüzden daha zor. Daha ayrıntıya giriyorsun. Aynen daha ayrıntıya giriyorsun. Peki seri karikatürler hakkında neler söylersin? Yani seri şimdi Otis abi, işte Kötü Kedi Şerafettin gibi. Onlar da büyük katkısı var tabii karikatürün ve mizan gelişmesine. Dediğimiz gibi biz de onlardan belki etkilenerek dediğim gibi Ege ile Eylül'ü çizdik. O da bir seri karikatür olacak. Seri katil diye de bir köşe vardı, oradan kalmışlar. Şimdi salı günleri dedin, çizim dersleri yapıyoruz. Bu üniversitemizde bir ilk. Onunla neler yapıyorsunuz? Şöyle bir şey var, salı günleri SKS'nin toplantı odasında bir çizim günleri yapıyoruz okulumuzda. Yani şu an tek yani çizim açısından. İyi bir katılım oluyor ve gerçekten de karşılıklı besleniyoruz. Onun da hem çizmeye meyilli öğrenmek isteyen kişiler geliyor zaten oraya ve büyük aşama kat ediyorlar. Hatta oradaki karikatürleri de alıp dergimize koyuyoruz. Sosyal medyada sayfalarımızdan paylaşıyoruz. Dediğimiz gibi herkes oradan memnun ayrılıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Bir şeyler hani aktarabiliyoruz. Onlardan da bir şey öğreniyoruz. Güzel oluyor yani. Hı hı. Şimdi çizim aşamalarına gelecek olursak Yusuf sen neler söylersin? Hani şimdi fikir bulundu, ortaya çıktı. İşte şu yaptıklarını hani neler çıkıyor ortaya? Yani çizim aşamaları neler en sonuna kadar? Şimdi ben şey düşündüm bir işte suya gönderme yapmak için böyle bir şey düşündüm. İlk önce karalama olarak kimi nereye oturtturdum işte el kol hareketleri ve anatomi karalayarak eskiz halinde bu şekilde belirginleştirdim ilk önce. Şimdi de karikatür çizmeye başlıyorum aslında şu an çizmeye başlıyorum. Ha, az önceki sadece kafamda belirlediğimi kağıda yansıtmaktı yani unutmama aşaması aslında karalıyorsun orada kalıyor unutmuyorsun şimdi çizmeye başlıyorum aslında çizgileri belirginleştirerek çizdikten sonra da en eğlenceli kısmı şeyde boyama, aynen. Renklendirme. Biz genelde o kısımda çok eğleniyoruz. Aynen. Şu an bir burun ve gözler ortaya çıktı. Yani karikatür böylece başladı. Aynen. Evet, bu şekilde başlıyor. Hem de daha demin karalayarak çizdiğim kısımları düzelterek gidiyorum burada. Daha düzgün, daha güzel çizgiler çıkartıyorum. Evet. Merak edenler için de başka bir layer'da çiziyor. Hani, evet, şurada. Çünkü bunu birazdan sileceğim. Hani altındakiler kalmayacak. Hı-hı. Tek bir düzgün çizgiler kalacak. Yani şu an bizim yaptığımız hani kopya kağıdından üstünden geçersin aynen. Ortaya çıkan. Aynen o. Hı-hı. Yani aynen. Yaptığımız dijital ortamda yapılması gibi. Evet.
Layer'da kopya kağıdımız oluyor galiba. Aynen. Şimdi sen yaptığın karikatürlere geçmek istiyorum. Burada da örnekleri var. Az önce zaten arka fonda gördük. Hatta şöyle bir şey var. Bizim video volumuzdaki bizim kuşak görselinde sen yapmıştın. Rica edersek onu da ekranlara getirelim. İhsan da hem anlatarak neler yaptığını. Tamam. Onların üzerinden gidelim. Kimler için projeler yaptın onları da görelim. Böylece İhsan neler yapıyor, ne gibi şeyler ortaya çıkıyor, onları da konuşmuş oluruz. Bu arada, evet, bizim kuşakla evet, başladık. Kuşak yaptım bir tane. Ortadaki S bu arada. Aynen, Samet'e göndermeydi. Evet, ben bilmiyorum, sürpriz oldu benim için de. Şu anda... Evet, bir aynen. Radyo. Yani bir radyo, bunu İletişim Fakültesi radyo topluluğunda işin yapmıştım. Evet. Ege Üniversitesi'nin logosundaki E'ye bir göndermeydi. Radyo olduğu için de mikrofon ve kulaklık. Bu da sevilen logolardan oldu. Akılda kalıcı bir logo oldu. O açıdan şu anda kullanılan logodur. Evet. Bu da konuşan kitaplar. Senin de bu projede yer aldığım, benim de aldığım görme engelli vatandaşlarımız için kitaplar seslendirdiğimiz projenin logosu. Evet, çok konuşan önemli bir kitaplar. Proje bu da bu arada. Bunun geçen seneki, bu seneki tasarımlarını sen yaptın. Evet. Bu da Erciyes Üniversitesi insansız hava aracı için benden istemişlerdi. Air Erciyes. Peki logosu. Nasıl iletişime geçiyorlar seninle? Erciyes Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaşım Fatih evet. Sayesinde geçmişlerdi. Hani arkadaşlar da söylüyorlar işte bizim arkadaş tasarım yapıyor falan. Oradan gelen bir şeydi. İletişime geçildi. O açıdan da güzel oluyor yani. Hani siz de söylerseniz arkadaşlar. Kartını dağıtıyoruz zaten itinayla İhsan. Bu arada karikatürlerimiz de devam ediyor. Aynen. Çekilenmeye başladı. Şöyle. Yemek programı gibi oldu. Evet, evet. Şu an ne alemde? Şu şekilde görünecek biraz da. Bu arada Genç Vizyon. Bunu evet. Da biraz da ben durayım. Genç Vizyon abimin yaptığı televizyon programının ismi. Abim de bir televizyon programı yapıyor. Yani şimdi zaten Genç Vizyon bizim kuşak. Sürekli gençleri ilgilendiren aynen. Bir program yapıyoruz abimle birlikte. Kardeş programda diyebiliriz. Yani Lütfü abiye de çok çok selamlar. Evet, abime de buradan çok selamlarımı iletiyorum. Selamlar evet. Abicim. Bu apartman sohbetlerinden bahsetmiştik, evet, bahsetmiştik zaten. Bahsetmiştik bundan. Bu da öyle internette geri dönüşüm için yaptığım bir monteydi. Şimdi gidiyorum ama geri dönüşüm muhteşem olacak. Eski şeylerden birisi. Aslında yeni karikatürleri getirmek isterdik ama dergi koyulacağı için onlar getiremedik. Evet. Artık dergide okursunuz diyelim. Sağ altta da hep imzanı görüyorum bu arada. İhsan evet. Canıtes. İmzayı da atalım yani. Bu da Ege Kitap Günleri için yaptığımız İzmir konseptli bir karikatürümüzdü. Evet, Süpermen'im ben. Atmayın artık şu simiti. Bu da kötü bir kelime esprisiydi. Aslında bunu niye koydum bilmiyorum ama en sevdiğiniz mevsim ne Hakim Bey? Yaz kızım. Yaz kızım. Evet, gerçekten normalde yapsan dayak yiyebileceğin. Aynen. Şu an yapsan kovulurum yani. Bu da çevirmeli oyuncağa bir gönderme yaptık. Ha burada da bak Yusuf'un bir karikatürü aslında. Bu çok güzel bir karikatürü. Renklendirilmiş ve renklendirilmemiş açısından hani getirdik onu da. Bir sonraki de renklendirilmiş hali. Aslında az böyleyken... önceki eskizi mi oluyor? Yok, bu renklendirilmemiş hali. O da aslında bir karikatür. Eskiz biraz daha şey oluyor hani. Yani karikatür dışı bir şey evet. Oluyor yani. Eskizden bir sonraki hali oluyor galiba. Aynen, bir sonraki hali yani, oluyor. Yani işte üzerinden geçilmiş. Aynen. Şu an yaptığım şey oluyor. Şu an yaptığı şey Yusuf'un aynen. Bu da Yusuf'un evet, karakteri. Bir karikatürümüz daha geldi. Mesai bittiyse bir sıcak duş evet. Alıp çıkayım. Ya aslında çok çeşitli şeylerde çiziyorsunuz aynen, böyle. Aynen. Bu da mesela beyin fırtınasıyla bulunmuş bir karikatür. Birçok kişinin katkısı var. Güzel bir karikatür. Bu da Yusuf'un güzel çizimlerinden bir tanesi. Bunu anlamakta genelde zorluk çekiyorlar ama. Bu arada ne durumdayız Yusuf? Son birkaç bir şey kaldı. Ondan sonra renklendirmeye geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Evet. Biraz daha anlatırsam böyle evet. Bizim için de iyi olur. Şunu kapatırsam. Şu eskisi haliydi. Evet. Karalanmış. Şunu kapatırsam da bu da çizilmiş hali. Üzerinden geçilmiş hali. Bu şekilde şekilleniyor karikatürler. Başka bir yerde de bunun boyaması yapılıyor. Bunun boyaması yapılıyor. Aynen. Şuradan yeni bir layer açtım. Yani hepsini bölüm bölüm yapıyorsunuz. Aynen. Hı-hı. Peki yaptığınız karikatürleri nasıl duyuruyorsunuz? Burada yani, sosyal medyanın aslında çok haricinde. MyTap var ve sosyal medyanın çok büyük etkisi var. Ekamit'in de gerçekten sosyal medyadaki gücü fazla. Oradaki sayfalardan paylaşıyoruz ve güzel de paylaşılıyor. Hatta büyük sayfalarda bizim birçok karikatürümüzü ve montelerimizi paylaşıyor. O açıdan da güzel oluyor. Bu arada montelerden de bahsedelim. Montelerde genelde
karikatür dışı yaptığımız şoplar diyelim, böyle esprili yaptığımız şoplar, onları da topluyoruz böyle. Onları yapan sayısı biraz daha az karikatüre göre, ama onlar da eğlenceli oluyor. Dediğim gibi paylaşılması açısından da bizi mutlu ediyor büyük evet. sayfaların paylaşması. Peki karikatürün bir sınırı var mıdır? Yani hani her şey çizilebilir mi? Şöyle, yani eğer bir belli bir bu karikatür belli bir hedef kitleye gidecekse, yani karikatür çizenin belli bir söylem gücü varsa, her şeyde olduğu gibi bir sınırı olmalı karikatüründe. Evet. Şimdi fakültelerden istek geliyor dedik. Salı evet, toplantıları haricinde. En son hemşirelik fakültesinde. Hemşirelik fakültesinde bir çizim dersimiz var şu an. Bize bir ödev kapsamında bizi çağırdılar. Evet. Sonrasında bir çizim dersi yaptık. Sonra hatta sosyal medya üzerinden de haberleşiyoruz. Herkes yaptığı çizimi atıyor oradan. Gerçekten çok büyük gelişmeler var. Ben de mutlu oluyorum yani güzel çizimler geldikçe. Onlar da çok heyecanlılar. O açıdan güzel oluyor. Yani yaptığınız bir şeyi, bu her şey de öyledir aslında. Yaptığınız bir şeyi birisine göstermek, onun da güzel bir şeyler yapması mutlu eder. Yani yüzündeki bir tebessüm aynen hani sizin yaptığınız şeyin hani değdiğini gösteriyor. Aynen, değdi diyorsunuz. Gülmeyince mesela. İşte anlatma kısmına geçiyoruz orada. Aynen, onda da gülünmüyor ama. Onda da bir şekilde gülmüyor. O durumdan kurtulmak istiyorsunuz. Kağıdımızı alıp oradan uzaklaşıyoruz. Ama küsmeyin de, o çok önemli. Yani hani yok artık gülmüyorlar, yapmayacağım gibi. Yani aslında dediğin gibi yılmamak önemli yani. Evet, aslında her işte böyle de bir şey var değil mi? Evet, yani evet. Hani ne kadar hani kötü yapa yapa başlıyor. Hani ben dedim ya Cin Ali çiziyordum diye. Siz dediniz hani biz de böyle başladık. Evet. Aslında böyle böyle ve yılmadan sabır gerektiriyor aslında. Sabır gerektiriyor. Her iyi şey sabırdan sonra gelir. Sözde de bir gönderme. Evet. İyi de oldu gerçekten. Şimdi yani hatırlayamadım çok, ama. Çok fazla uzatmadan çizimi bitireceğim. Sonra evet, hemen vaktimiz de bu arada azalıyor. Evet, sadece evet. göstermek amaçlı çizdiğim bir şey. Evet. Çok ufak. Bunu renklendirmeye geçeceğim. Yine dediğim gibi yeni bir sayfa açıp onun üzerinden boyamaya geçeceğiz. Şöyle bakalım bir son durma istiyorsan. Yusuf şu susamış durumda. Ortadaki ben değilimdir umarım. Evet. Şimdi benim eller sekreterlikte şu an. Bir sunucu edasıyla. Şimdi sana mavi çok yakışıyor. Ben mavi çizeceğim. Peki karikatürlerin siyasi görüşü var mıdır? Ya da hani belli taraf tutumu olur yani, mu? Karikatürün belli bir siyasi görüşü yoktur diyebilirim rahatça. Çünkü olmamalıdır da zaten. Dediğim gibi şu an mesela karikatür ve mizah dergilerine baktığımız zaman belli bir tutumları yoktur. Onlar kendileri de derler zaten hani kim yani başta olsa onu eleştiririz veya hani sadece bu başta olmasına da gerek yok hani kendi şeylerine göre. Yani isteklerine göre aynen ama belli bir görüşü olmamalıdır karikatür dergisinin, öyle söyleyebilirim. Senin karikatürler dışında bu arada radyoculukla da uğraşıyorsun. Beraber radyo yayınlarımız evet. da vardır. Efsanevi diyebileceğim şu an. Gerçekten çok zor durumlardan çıktığımız evet. radyo programları. Güzel aslında. Ondan bahseder misin biraz? Aslında radyoculuğa işte başladım. Faruk Bangir'e de selamlarımızı evet, gönderiyoruz. Çok selam gündü. Selam programı oldu ya burası. Radyoculuğa işte amatör olarak başladığımda zaten hala amatörümdür yani. Afyon'da başladık. Hatta beraber bir radyoda hala da yayın yapıyoruz yazın evet. gittiğimizde. Güzel bir deneyim oldu. Merak ediyordum zaten. Sonrasında biraz da kendimizi geliştirme fırsatı olduk. Sen de zaten senin bölümün radyo, televizyon, bir sen beni besledin evet. o konuda. Beraber yayınlarımız da bana çok şey kattı. Güzel oldu yani. Sen ne dersin peki? Ben sorayım bir kere. Ben de evet. Gün FM'e buradan Faruk Bangir'e çok selamlarımı iletiyorum tekrardan. Selam programı gibi oldu. Ya, radyo çok başka bir şey. Evet. Hani ekranın arkasında olmak hani nacizane. Hani görmüyorsun ama oranın da çok farklı bir heyecanı oluyor. Ben de Radyo İyi Kampüs'te işte geçtiğimiz hafta istek programına çıkmaya başladım. Hı-hı. Yani tekrardan o duyguyu evet, almak evet. çok iyi bir his oldu benim için. Çok güzel bir his bir oldu. Bir de şöyle bir şey vardır. Çizerler, Yusuf da katılır buna, biraz hı-hı. içine kapanık insanlardır. Değil yok mi? Ben öyle değilim. Genel olarak diyelim o zaman. Yani daha çok heyecanlanabilirdi mesela çok kitlenin karşısına çıktığımızda. Şu anda ben bir sürü mesela hata yaptım programın başından beri. Ama radyoda biraz daha az o. Çünkü hani izlenme şey evet. olmadığı için. Bir de radyodan vakit geçirmek de bazen çok zor olabiliyor. Hani mesela ben ilk başladığımda hiçbir şey bilmiyorsun. Elinde konular yok. Ne yapsam yanda evet. öyle pencere var, pencereden bakıyorsun. Kuşlar uçuyor. Hayat kısa. Sürekli saat söylüyorsun. Sürekli saat söylüyorsun. Zaten oldu. Saat söylemek çok başka bir şey. Şimdi şurada saat olsa belki şimdi bunu da söyleyeceğim. Evet saatlerimiz 15.02 gösteriyor falan diye.
Bir kere hatta şöyle bir şey de oldu, başımıza geldi. Aynı dakika içinde saati bilmeden iki kere söyledik. Yani evet, evet. Saatlerimiz değişmemiş diye de devam ettik. Evet. Hatta o radyo dedik, şöyle bir anı aklıma geldi. Bizim stüdyodan karşı binanın penceresi gözüküyor. Orada da iki tane işçi şey takıyordu böyle, anten takıyordu. Sonrasında bizim orada frekansımızı görmüş ve oradaki birisi işte radyoyu açarak ben dinliyordu, el sallıyordu falan. Ben de onlara bir istek parça göndermiştim. Güzel bir anıydı, aklıma geldi, anlatayım. Yani hani karikatür dışında da çeşitli şeylerle uğraşıyorsunuz. Yusuf, senin var mı öyle değişik ilgi alanların? Bu arada sen besyo okuyordun. Ben besyo okuyordum. İşte sporla ilgiliyiz. Onun dışında dansla ilgileniyorum. Ne yapıyorsun? Salsa. İşte gösterilere çıkıyoruz bu arada, işte yine Ege Üniversitesi'nin hazırladığı festivallerde. Evet. Onlarda gösteriye çıkıyoruz birlikte. Aslında yine İhsan da dediği gibi hani çizerler biraz içine kapanık oluyor demişti. Ben öyle olmamak için öyle olmamak için çaba sarf ediyorum diyebilirim. Renklendirme konusunda da hızlı hızlı. Bu ben aslında renksiz olsam da olur bu arada. Beyaz giymişsin zaten. Beyaz bırakacağım seni öyle. Çok hızlı işte bu şekilde devam ediyoruz. İstediğimiz rengi seçebiliyoruz. Yani burada işte şu renk yapmak zorundasın. İşte işte İhsan'ın suratı illaki ten rengi olmak zorunda diye sarı bir şey olabilir. Yok. Sarı da olabilir, mavi kalmış. De olabilir. Aynen. Bu senin hayal gücüne kalmış bir şey. Ne göstermek istediğine bağlı o. Bu arada bir, devam da et sen istiyorsan konuşurken. Çünkü zamanımızın biraz sonuna doğru geliyoruz. Sen anime çizerek başladım dedin. Evet. Hala devam ediyor musun peki? Zamanım olmuyor. Zamanım olsa yani onu hobi olarak yapmayı seviyorum ben, animeyi. Zaman buldukça işte açıyorum mesela bilgisayardan. Mesela nedir? Örümcek Adam'dır. Evet. Ya da Iron Man'dir. Onları açıyorum. Onlara bakarak çizip onları renklendirmeyi çok seviyorum. Evde bir sürü boyalarım var. Onları ama şey yapmıyorum. Sadece karikatürü bu programdan yapıyorum. Evet. Animeyi de kendi elimle kağıt üzerinde canlı bir şekilde çizmeyi çok zevk alıyorum yani. Peki yaptığın tasarımları böyle odana, duvarında böyle bir köşen var mı senin? Var. Büyük bir panom var. Kendi ellerimle yaptığım bir pano var. Uzun yılların emeği olarak. Çizimlerimi oraya asıyorum. Genelde eskizleri daha çok asıyorum ama oraya. Ki hatalarımı daha net görebileyim. Daha hızlı ve hızlı bir şekilde düzeltebileyim diye. Eskizlerimi astığım bir panom var diyeyim. Öyle diğerlerini de dosya yaparak kaldırıyorum. Anime karikatürlere geldiğimizde son zamanlarda oldukça da artan bir şey var, hani gittikçe gelişiyor ve artıyor. Özellikle çizgi romanlarda çok fazla gelişen bir sektör gibi bir şey diyebiliriz hani. Sektör değil de bölüm diyelim hani karikatür, evet, üzerinde. Anime çizgi film sektör açısından büyük bir paya sahip diyebiliriz. Evet, gittikçe çizgi film kanallarında da görüyoruz. Aha. Çok büyüyen, hani aslında takipçisi fazla. Çok fazla, hani şöyle bir şey de var. Hani sizin yaptığınız tasarımlar aslında bir şekilde hani medya sektörüne giriyor. Hani hem televizyonun hem de aslında burada siz karikatüristlerin şey oluyor. Bir ortak paylaşım oluyor. Ve evet, ortaya çıkan çizgi filmler oluyor. En basitinden Erdil Yaşaroğlu'nun reklamlarda karikatür çizmesi gibi diyebiliriz yani buna. Evet, Erdil Yaşaroğlu'da. Evet, ha, ikisinde. Dediğimiz gibi Erdil Yaşaroğlu'na gelecek olursak biraz da daha çok medyatik, medya önünde tanınan, çok tanınan bir insan. Ve hani dergilerinde de geçen konuşurken bir şey söylemiştin sen. Hani o kadar çok dava açılıyor ki artık bir hafta. Yani zaten karikatür ve mizah dergilerinde imtiyaz sahibi bölümünde her hafta değişir o kişi sayısı. O da dava açılmasından dolayıdır. Sürekli başka birisi geçer o imtiyaz sahibi. Evet. Oldukça ilginç. Evet. Ege bu arada gittikçe gelişiyor. Evet, şu anda biraz anlatırsan Yusuf. Bitti ya, renklendirme çok uzun süren bir şey değil zaten. Elimden geldiğince hızlı bir... Aslında bakış açısı da çok önemli karikatürde. Şu an mesela karşı yukarıdan baktı Yusuf. Genelde ilk başlarken hep karşıdan bakılır. Hani dinleyicilerimiz de, evet, başlarsa hani öyle başlarlar, sonradan gelişir. Bakış açısı sonradan kazanılır. Şimdi de gölgelendirmeden bahsetmiştik. Evet, o önemli demiştik. Yine yeni bir sayfa açarak devam ediyoruz ona da. Genellikle gri rengini seçerek
renklerin üzerinde. Aynen. Neden şekilde. Gri peki? Kapalı rengini. Bir kapalı. Renkleri koyulaştırıyor. Hı-hı. Normal aynı rengi kalıyor ama renkleri koyulaştırıyor. Yani gölgelendirme de o şekilde canlı gösteriyor. Hemen hızlı bir şekilde çok ufak. Mesela sağ taraftan alsın ışığı. Yüzünün burnu mesela kapattığı yer şurası gölgelendirme olacak. Gölge olacak şurası. Ya da boyunda şöyle bir gölge olacak. Sağ üstten alıyor. O önemli. Onu siz belirliyorsunuz. Evet, yani nasıl istiyorsan öyle. O çizerin kendisine kalmış bir şey. Yani soldan da sol taraftan da alabilirdim. Soldan aldığımda da şu taraftan olacaktı. Şöyle bir gölgelendirme evet. olacaktı. Ama mesela şey olmuyor şurası galiba. Olacaktı. Yani hem sağdan hem soldan öyle bir şey. O zaman kötü görünüyor. Hata, evet. Hı-hı. Hata olarak. Yani şimdi hep bizim pek fazla gölgemiz gözükmüyor. Yani tarafta ışık hı-hı. olduğu için. Öyle de yani tek bir yerden seçme gerekiyor. Hı-hı. Daha canlı görünmesi için gölgelendirme zorunlu oluyor. Çoğumuz mesela gölgelendirmeyi daha sonradan öğreniyor. Hı-hı. Bunu öğretmeye, bunu göstermeye özen gösteriyoruz bazı arkadaşlara başlarken. Yani bu şekilde. Gölgelendirme de işin püf noktalarından birisi. Aynen. Hı hı. Hı hı. Zaten büyük ölçüde göstermiş oldu Yusuf da. İzleyicilerimizin de. Evet. Yani genel olarak böyle, böyle şekilde. Daha uzun bir zamanımız olsaydı daha güzel şeyler çizip birlikte basamak basamak evet, işleme evet. şansımız olurdu. Başka zaman, başka bir programa diyelim onun içinde. Artık programımızın da yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Evet. Hatta geldik. Son olarak neler söylersin? Çok da güzel bir karikatür ortaya çıktı. Öncelikle bir su istiyor kendisi. Senin de suyun kalmamış ki. biz iki tane damacana çizsen oraya. Değişsen yanına çizmek lazım. Musluk çizer misin bana ya şöyle? Ortam çizeyim. Yani öğretmeye çalıştığımız ilk önce, yani nasıl derler, bizim çizim derslerimiz var, ondan bahsettim herhalde. Ben şey yapamadım, pek dikkat edemedim çizimine odaklandığım için. Çizim derslerimizde ilk önce şeylerden bahsediyoruz. Anatomi üzerinde taslak halinde eskiz dediğimiz şeyi yapıyoruz. Ondan sonra çizgileri net bir şekilde belirleyerek üzerinden geçip kalın çizgilerle devam ediyoruz. Çoğu arkadaşımızın şeyi yok, tableti yok. Tabletin üzerinden bunu yapamıyorlar. Ama işte bunun için ne öneriyoruz? Hemen eskizi kurşun kalemle yapıp onun üzerinde silinmeyen kalemlerle, genellikle keçeli kalemler daha güzel oluyor, koyu renk keçeli kalemler. Onun üzerinden geçerek silgiyle alttaki kağıdı temizliyoruz. Onun üzerinden boyama ya da renklendirme nasıl istiyorsa o şekilde devam ediyoruz. Bunları öğretiyoruz arkadaşlarımıza elimizden geldiğince. Evet. Zevkli bir şey. Herkese tavsiye ediyorsun. Evet, yani çizemem diye bir şey yok. Gerçekten bu öğrenilecek bir şey. Öğreniyorsun. Sadece biraz çaba sarf etmen gerekiyor. Üzerine düşmen gerekiyor. Sürekli bir şeyleri çizmen gerekiyor. Elin her boş olduğunda elinin altındaki kağıt ve kalemle sürekli bir karalama yapman gerekiyor. Bu şekilde geliştirebileceğim bir şey. Evet. Karikatür. Ve alıştıktan sonra da gerçekten çok zevk alabileceğin bir şekilde çizmeye başlıyorsun. Ben hiç düşünmezdim ki böyle karikatür çizeceğim, başlayacağım. Ondan sonra bu işten ekmek kazanacağım, ticari bir gelir elde edeceğim. Hiç düşünmezdim ama gelirleri de oluyor yani. Bitirileri de oluyor. Evet. Buraya kadar geliyor. Sen neler söylemek istersin? Ben de öncelikle programda çizime yer verdiğin için, sonrasında bize yer verdiğin için teşekkür evet. ediyorum. Programında takip ediyoruz bundan sonra da. Teşekkür ediyorum ben. Arkadaşlar çok sağ olun. Çok keyifli bir program oldu. Bugün çok da ilginç bir program oldu. Hani güzel de bir şey çıktı ortaya. Umarız sizin bundan sonraki yaşamınızda da karikatürün yeri yine büyük olur. Ve çok daha başarılı yerlere gelip kendinizi kanıtlarsınız. Böyle de bir temennimiz olsun sizler için. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, böylece bir Bizim Kuşak programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek yüzünüz hep gülsün.